için Yalova'nın yaz sezonundaki potansiyelini, gelip gidenleri, oyunları bilmiyor. Bodrum bilmem ne, oraya Egemen'i Akdeniz bilmez de herkes Yalova'ya gelip gidenleriz. Ve Çınarcık da o yıllarda keşfedildi. Tabii. O delikanlı olarak da 76 senesinde de 22 yaşında bir çocuğum. 53 doğumluyum ama Ağustos doğumluyum. 5 Mart'ta var, 22 yaşındayım. 22 yaşındaki bir delikanlı olarak da bizde Yalova'nın her delikanlısı gibi, sen de akşamüstü bir tane Filiz kafeteryası vardı. Evet. Oraya gider otururuz. İşte kızlar geçer bizden, arkadaşlarla sohbet, evet, muhabbet. O yaştaki çocuğumuz olacak. Akşamliğinde Agassi Park, White abinin rahmetli. Hemen ama onun yanında Bekir'in gazinosu. Bekir'in gazinosu. Daha çok böyle küçümsem olarak söylemiyorum. Herkesin bir işletme tarzı var. Bekir'in gazinosu daha çok çay kahve içilen ya da körler gelir ara sıra. Müzik yaptı. Öyle Agassi Park gibi canlı bir değil, olaylara girmedi. Evet. Ara sıra girdiler. Evet. Ama sürekliliği yoktu o konuda. Agassi Park'ın 60'lı yıllardan rahmetli Nail abilerin zamanından gelen bir çalışma şekli vardı falan. Asaleti vardı, yemekliydi o zaman, Rus böyle falan. Sonra Vahit abilerle o plaj kabinenin olduğu tarafa, yani okulun tarafına doğru bir sahne yapıldı. Orada Burç Beşlisi falan çıkardı Yalova'nın. Sonra İzmit'ten Haluklar vardı, orkestra. Ama eğlence şeklinin formatı, sahnede bir orkestra, akşam 8.30'da müzik başlıyor, dinliyorsun orkestranın bir solisti, işte hızlı dans yaptırıyor, tango yaptırıyor, 12'ye kadar o. Evet. Ara sıra binde birde, öyle yöresel, Yalova'nın, Orhan Aydın gibi, bilmem ne gibi, sanatçılar geliyor, şarkı söylüyor. Biz de müdavimiydik, herhalde annem, ben, kardeşlerim oturur, dans edin, ben fervayla der gece, kız kardeşimden dans eder. O herhalde sektör öyle. 76 senesinde bir şu yoldan yürürken benim Golden Man'i yaptığım gazım, orası tek katlı bir evdi. Evet, hatırlıyorum ben de. Amerikalılar oturdu falan bahçede. 76 senesinde oturan yok. Terk edilmiş bir bahçeli evdi. Ama şey böyle atıl vaziyette yani, harabe vaziyette. Şu an tam olarak tarif etmek gerekirse yer olarak, mekan olarak yani... Sokağın başı var ya. Evet. Yani, sokak, şimdi, o köşede şey var. İsmi, şu anda ne var orada? İsmi yabancı bir kafe var orada yani. Yaran kafe değil. Yok, o ne? Köşedeki. Sarmaşık kafe. Ne, o da değil. İsmi yabancı ya. Her neyse, Gazipaşa Caddesi'nde, Agassi Park'ın karşısında diyelim. Evet, şimdi söylerim. Ondan sonra bu Elazığlılar falan denene bir ara sokak gidiyor ya. Evet. Kopu zamanının yanından orası. Evet. Tam polis kompasının karşısında. Evet. Ondan sonra buradan bir gün geçiyordum. Ama harabe, bina harabe, oturan yok, cam çerçeve yok. Evet. Harabe. Pislik atı vaziyette bina duruyor, bahçede duruyor. Satılmış orası, o arsa olduğu gibi. Saruhan, Ankaralı İsmail Saruhan diye biri almış. Olduğu gibi arsayı. Ya dedim, bu Yalova sahilinde bu niye dedim böyle bir şey duruyor. Gazinolar var, bilmem neler var. Akşam yolculuğum, evet. Yalova sahilinde evet, burası atık. Beni kurmaya karar verdiniz orada. Orayı gözüme kestirdim. Orayı işte gittim, konuştum, aldım. O binayı yeni baştan tadil ettim. Bahçeye betonlar döktü. Üstünün bir kısmı kapatan bir yer. Neyse, ayrıntılara geçelim. İlk sanatçı kim çıktı? Hayır, ilk sanatçı çay bahçesi yaptı. Evet. Çay bahçesi, orkestra ile çay bahçesi. Yani Agassi Park'ın formatında. Evet. Bir orkestra olacak, devamlı o çalacak. Milletten çay bahçesi. Öyle başladım. İlk sene onu yaptım. İstediğim gibi olmadı. Evet. Fakat benim bir avantajım vardı. Böyle arabayla İstanbul'a giderim. Bekarım, gezerim. Oraya buraya gazinoları gezerim. İstanbul'un en ünlü sanatçı menajeri. Gazetecilikten dönme, gazeteciyken menajer. Çok ünlü sanatçıların özel menajeri. Benim çok sevim arkadaşım. Evet. İstanbul'da kışını biliyorum. Sahil neydi? Ne haber? Orayı diyoruz, burayı diyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Zampara da bir şey.
Ya derdi mesela bir yere evlenmeyi, ya bile ben şu Maksim'e giderim, orada iki sanatçım var. Onlara direktif vermem lazım, komisyonumu almam lazım, sonra gideriz. Maksim'e gidiyoruz, ünlü Maksim kullanıyorsun, Bülent Arslan Rabbim'den rahatsız olsun. Ayşe Pekkanlar çalışıyor. Ben sanatçıların olduğu kulise giriyorum ondan, arka kapıdan. Evet. O sanatçılarla konuşuyor, ben sanatçıları giriyorum falan. Hiç hayatımda gazetede resmi gördüm. Ondan tarım atılıyor, oradan öbür gazım. Ya dedi, ya öyle bir yapsana böyle bir gazım dedi, getirelim sanatçıları. O Çay Bahçesi diye orkestrayı kurdum. Evet. Bir dahaki yaz, ilk yaz sanatçıları getirmeye başladı. Ama benim bir avantajım. Yıl kaçtı? 76'da Çay Bahçesi olarak açtık, 77'den sonra sanatçı getirmeye başladık. Evet. Şimdi millet der ki, röportajlar eksik konuşur çünkü 39 sene evvelini hatalı konuşmaktan. İşte Yalova'da Akazin Park vardı, Golden Man vardı, sanatçılar getirirdi, eğlenirdi. Sanatçı Golden Man'den başladı. Evet. Ha, Akazin Park eğlendi, çok türlü de eğlendi, orkestra vardı. Yöresel sanatçılar koyuyoruz. Peki. Şimdi sanatçı değil, dur burası önemli ama. Evet. Ben milleti Yalova'ya hani gidip menajere ya ben ilk sanatçı Nalan bilmem neyi getirmek istiyorum. Dediği zaman menajer onu 10 lira çeker, getiremez. Benim çoksa markalışım olması dolayı benim 5 liraya getirme şansım var. Ben gazinoma sanatçılar getirmeye başladım ünlü. O zaman böyle televizyon yok, her evlerde bir şey yok falan. Tabi halk hücum etmeye başladı ünlüleri görmek için. Ben gazinoda bunu yaparken karşımdaki gazinolara sinek avlamaya başladı. Evet. Çünkü sanatçı var. Fiyatlarda fazla fark yok. O zaman ne yapmak lazım? Ertesi sene benle aynı işi yapabilmek, rekabet etmek için onunla o da getirmeye başladı. Fahit abi de mecbur kaldı yani. Ben burada iş yapmam için sanatçı koymak mecburiyetime gitti. Yani biz aynı anda başlamadık. Bir sene ben tek tabancı bu olayı yani oraya sanatçıyı sokan adam. Evet. Meşhur sanatçılar ama. Şimdi oraya geldik. Sanatçı getirmeye başladınız. Yalova'ya ilk getirdiğiniz sanatçı hatırlıyor musunuz? Tabii 40 yıl öncesinden bahsediyoruz. Evet. İlk ünlü getirdiğim, ünlü olarak getirdiğim sanatçı Türk Sanat Müziği'nde Gönül bilmem ne. Hafif Batı müziğinde de Mine Koldayış. Evet. Türkiye güzeliydi. Türkiye güzeli seçildi. Türkiye güzeli seçildikten hani biz de adet biliyoruz. Manken olurlar bilmem ne. Sonra sanatçılar. Evet, evet. Türkiye güzeli seçilmiş. Mankenliğe başlamış. O zamanlarda da televizyon olayı yeni var. Televizyonlarda reklam filmleri çeviriyor. Bundan istifade etmek için de sahneye başlamış. Çok evet. Afbatım. Mine Koldaş yani. Mine Koldaş. Peki burada bir... Sonra Bilgen Bey'in balonlarının İbo hemen arkasında. Seyyah Tener falan filan. Onlar daha sonra. Daha sonra. Ama bir konu var ki bu herhalde bunu mutlaka okuyucularımızla paylaşmamız lazım. Ünlü sanatçı o döneme damgasını vurmuş Ümit Besen. Şimdi onu söyleyecektim ben size de bunu vereyim. İlk sahneye. İlk kez sahneye ben Yalova'da Golden Man'de sizin sayenizde çıkardım. Yalova'da değil. Nerede çıkardınız? Ümit Besen'in Türkiye'de ilk sahneye çıkaran insan. Bak. Evet. Sizinle daha önce de bu konuyu görüşmüştük. Ama bak Besen, burası çok önemli. Buraya geçme. Tamam. Ümit Besen'in Türkiye'de sahneye ilk mikrofon alıp da halkın önüne ilk çıktığı yeri Yalova Golden Man'dir, İstanbul'dan. Evet. Onun hikayesi var, istersen çok kısa söyleyeyim. Tamam. Büyük bir para talep etmişti evet. Sanırım. Evet. Şimdiki parayla mukayese ederek konuşursak. Bir daire, sahilde bir daire, gecede aldığı para. Yani siz Ümit Besen'e ilk gece Yalova'da 5 gece çalıştırdım, 5 daire parası. Sahilden alabileceğim 5 daire parası. Yani şimdiki parayla 700-800 bin lira. Belki de 1 milyon. Tabii. Şimdi söyleyeyim onu. Evet. Getirdik ve ünlüler artık. Halka alıştırdığın zaman hani ne derler? Peki karşılıyor muydu? Şimdi varsayalım ki Ümit Besen'in o günün parasıyla şimdiki parayla 150 bin lira para verdi. Anlatayım bakayım kez. Anladım sorunu. Yani o verdiğin parayı değdiğim oraya bağlayacaksın. Yerlere evet. Boğulacaksan büyük denizde küçük para verdiğim sanatçılardan çok beklediğimi kazanmadım. Kazandım. Ümit Besen'e ben şan olsun şu kadar parayı yakacağım diye getirdim. Gazinoculuk hayatım olsun diye en büyük parası Ümit Besen'le kazandı. Ümit Besen'e de anlatayım.
Hani hep iyilere binersin, 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 geriye dönüş yapamazsın. Evet. Yani, şimdi eşeğe binersin, sonra dersin ki ata bineceğim dersin. Hep devamlı attan gezdikten sonra tekrar eşeğe binilmez. Şimdi orta sıkta sanatçılar getirmeye başladım, getirdim, getirdim, ulan dedim, bombalar patlatacak. Türkiye'nin en ünlü. Ümit Besen, nikah masası. Evet. Ve ıslak mendil diye iki tane pilağı Türkiye'de zirve yaptı. Nereye gitsen, otobüse bin, yollarda git, hangi vilayete git, kafeteryan önünde hiç nikah masası ıslak mendil. Şarkıları çalıyor, millet ağlar, duygulandırır sevgilisinden ayrılanları. Bir Ümit Besen furyası var. Hangi meydana gitsen o çalıyor, Ümit Besen de aynı Orhan Gencebay gibi. Üç saniye çıkmış. Plakları satıyor, kaset ısıtıyor. Sahneye hiç bir yerde mikrofon alıp çıkarılmamış. Üstüne gidiyorlar, çıkmıyor. Neden? Gizemde kaldıkça kasetleri daha çok satıyor, milyonlar satıyor, rekor kırıyor. Evet. Belki sahneye çıksa doyum olacak, satıyor. O politika izliyorlar. Menajerim de şeydi, ünlü Hüseyin Emre. Evet. Ben kafaya taktım, dedim ki bayramda, Kurban Bayramı, 4 gün Kurban Bayramı var. Bir de bayram sonra 5 günleri Ümit Besen istiyorum. Sahilde ilgili menajere, yazılımı, sanatçıları getiriyorum. Oğlum bir yerde çıktım. Dedim bir gidelim üstüne. Yemin ediyorum şerefim üzerine. Yazılımda Romalı Perihan. Miguel Uveler. O zaman Türkiye'nin ünlü sanatçı salsalıyla çıkarak Türk sanatçısı. 11 bin lirayı ömeye veriyorum gecede. Şimdiki parayla mukayese edersen? 11 bin lira. 10 bin lirasını sanatçı alıyor. Neden 11 bin lira? Menajerler %10 alırlar. Menajerden almam net 10 alırım demiş sanatçılar. 1000 lira da menajer parasını koyuyoruz. Başkası istese 20 bin lira. Sahil bana o fiyat ayar. 11 bin liranın 10 bin lirasını sanatçı alıyor. 1000 lirasını menajer alıyor gecede. Evet. Ben az soliste gecede 11 bin lira verirken, bak burayı çok iyi dikkat edin. En büyük sanatçı az solist gecede 11 bin lira. Bilgen Bengü gecede 3500. Semih Yankı'ya 3500. Onlara verdiği parayı. Balonların İbo'ya gecede 2000 lira. Dağıttım, Türk sanat müziği söyleyen az soliste 11 bin lira veriyordum gecede. Sahir devreye girdi. Ümit Esen Büyükada'da Serpil Çakmaklı'yla Yıkılan Gurur filmini çeviriyorlar. Çekimleri yapılıyor. Evet. O filmin çekimleri yapılıyor. Sonra o film sinemalarda oynadı meşhur. 500 bin lira para koydum çantaya. Nakit 500 bin lira. Şimdiki para. Şimdiki parayla 500 bin lira. O 500 bin lira da kendi param değil, ailemin parasıydı. Emanet kendi ailemin parasıydı. Şimdiki parayla değil, o zamanın parasından 500 bin lira. Şimdiki parayla mukayese edersek? O ben 500 bin lirayı verdiğim zaman bir abim çantaya o 500 bin lira koydum, benim yavuda ismini vermeyeyim. Çok değerli bir abim. Şimdi köşede Alice, şu anki Alice Et var ya. Evet. Hani, Ertuğrul abilerin oturduğu apartman. Oradan ön taraftan daire aldı, 100 bin lira almış o daireyi. Evet, 5 daire parası. Yalvarırım 100 bin daire almıştı. Benim Okan yan tarafta daire yaptı, 145 bin liraya daire sattı. Kaç yılında? Anlaşıldı, 82 yılında. Anlaşıldı, evet. 100 bin lira. Ayrıntıya girmeyelim. 500 bin lira koydu, para şey dedi ki bana sahil menajer. Çantaya para koy dedi, gidelim sabah vapura bindik buradan. 7.30'da Büyükada'da indik gemiden. Büyükada'da otele gittik. Sanat, Serpil Çakmaklı, Ümit Besen orada. Ümit Besen'le hayatımı hiç tanımıyorum, Girdik otele, motor diyecekler, biraz sonra filmin devamı yani. Her gün film çekiyorlar, onlar orada. Ümit Besen'i çağırdık, geldi oraya. Dedik, bayram da seni yavada gazımız. Ben bugün sahneye çıktım. Menajeri yanında Hüseyin'in. Evet. Çıkarsın, çıkamazsın. Senin 30 bin lira değerinde araban vardır, satmaya niyetin yoktur, biri sana sat 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 der, sen de ya başından sağlam, ya da ver at, bir satayım lan dersin karşısındakine. Evet. Olmayacak bir şey söylersin. Menajeri Hüseyin Emre dedi ki, verin dedi gecede 200 bin lira dedi, değilsin dedi Ümit Besin'i çıkaralım, bitirdi ona sahneye. 1 milyara, 5 bin, evet. 5 gün çalışacak. Evet.
kulağım. Ben en büyük sanatçıma 10.000 lira veriyorum. Oğlum, Semih Yankılar'a, Bilgen Bengüler'e 3.000 lira vermişim. Geçide İbo'ya 2.000 lira vermişim. Çok ünlüler o zaman. Evet. Falan. Şaşırdım falan. Pazarlık, mazarlık. 150 bine. Ben de gaza geldim. 150 bin liraya anlaştım. 3 gecelik parayla peşin istediler. Bana şart koştum menajere, Ümit Besen'in 3 gecelik parayı peşin alırız. Yani 450 bin lira bırak burada. Yalova'ya geldiğimiz zaman da ilk 2 gece yani 150-150 peşin alırız paramızı. Evet. 150-150 alırız, son 3 geceyi bırakırız. İçeride yani. Yani peşin alırız. Tamam dedim. 450 bin lira verdim. 5 günlüğüne anlaştık. Ondan sonra aradan 3-4 gün geçti bana. Bayrama da 20 gün var. Afişler yollandı. Yazdım. Ümit Besen Türkiye'de ilk defa oldum. Sahneye çıkıyor falan. Ama beni aldı. Karalar. Benim gazinomun hasılatı yapıyorsun onlar. 70-80 bin lira içkiden dolayı. İçki olmazsa yapamam. Full çalışıyorum. Onun içinden yarısı masraf. Yarısı bana kalıyor falan. Garsonu var. Boku var. Ben sadece Ümit Besen'e vereceğim 150. Ümit Besen'den hemen 3-4 sanatçı çıkıyor, ben de biliyorsun. Evet, tabii. Ben de sofra sistemi gibiydi. Zaten gazımızın usulü. Her gece 4-5 sanatçı güzel sanatçı. Sahne açan üvertür vardı. Üvertürden sonra bir türkücü çıkar, evet. Sonra komedyen çıkar, sonra sazla yılan sonrası. Evet. 4 sanatçı var, garsonum var, saz eğitim var, devamlı orkestram var. Hep yömeye. En büyük parayı orkestra var çünkü. Orkestra 5 kişiden olur. 1000 lira versen 5000 lira verirsin geliri. 500'er versen 2500 verirsin. Neyse ya. Ondan sonra beni aldı bir karalar. Ne yapayım bu para çıkar mı? Girdik bir havasına dedik için bilmem ne. Düşündüm. Ne yapayım? Yazdık da reklamı. Dedim ki ben 1000 lira giriş almam lazım. Kişi başı. Başka türlü bu çok para çıkmaz. Yemekli miydi bu? Yok. Sadece giriş 1000 lira. Giriş karşısında bir şey yok. Yani bugünkü parayla kıyaslarsak ne olur abi? Ya şimdi onlara 100 lira mıdır? Çok, 500 lira çok mı? Sağlıklı cevap vermek. Evet neyse. Aynı şeyi geçelim. 82'nin yazında çıkardım ben. Evet. Yani 82'nin senesi. Ümit Besen'in sadece çıkardı. Yalnız. 1000 lira giriş yaptım. Evet. Her gece gitme özel büyük böyle davetiye bastırdım. 600 yaptı. Evet. Ama her gece ayrı. 600 kişilikti bu ara. 500 kişi alıyordu benim gazımam bu. Ama hani ayakta mayakta girip bana garanti olsun. İptal olur. Kendi davetiyem benim. Evet. O resmi bir şey sinema. Bu evet. Aldım ben Ümit Besen ve üzerinde de yazıyor. Birinci gece yazıyor kocaman. Birinci evet. Gece beyaz 600 tane. İkinci gece 600 tane kırmızı. Üçüncü gece 600 tane mavi. Satışa çıkardık. Yemin ediyorum sana. Daha Ümit Besen benimle başlamadan Ümit Besen'e bir hafta kalıp biz 5 gecenin full sattık biletlerini. Yani bir şey dikkat et. Yani ben 525 kişi oturttum. Arkada benim demir kapılar vardı. Ayakta da en az 25-30-50 kişi olurdu. Ben 560-570 kişiyi gazımı her gece aldım. 1000 liradan 560-550 bin lira ben cebime koydum. Ümit Bezen'e veriyorum 150. Ben gece de Ümit Bezen'den 300 bin lira para koymuş oldum. En az 400 bin lira para koymuş oldum cebime. Evet. Ve ben bir de özel adamlar tuttum. Eli sopalı. Ümit Bezen sahnedeyken ağaçlar kaplanıyordu. İzdam, demirler sallanıyordu. Özel adamlar tuttum. Eli ellerinde sopalı. Malını korumak için yıkılmasın diye. Bir de ben bu biletlerin karşılığında bir şey vermedim. Giriş parası. Benim gazımın özelliği içkiliydi. Evet. O bitmesine gelenler oturuyor vodkasını, vodka, gin, tonik söylüyor. Viskisini söylüyor, meyvasını söylüyor, çerezini evet. Söylüyor. Bir de onlardan hesap alıyorsun. Ümitmesine göre fiyat uyguluyorsun. Tabii. İçeride de başladık 150-250 hasılat yapmaya. Bunlar sanatçıya göre koyduğum için 1-10 hasılat. Yani en büyük parayı Ümit Besen'de kazanmış olmuş. En büyük peki, parayı. Yalnız şu var. Seyyar'da en büyük zararı. Şimdi, evet. Yalnız çok büyük paralar. Demek ki o dönemlerde Yalova'da sosyal yaşam, hayat standartları çok o kadar çok yüksek ki insanlar eğlenmesini de bilebiliyordu. Yaşam standartları da şimdi bu konuda. Peki şimdi geçmişi 1970'li, 80'li Yalova, yılların Yalova'sını anlattınız.
günümüze gelirsek, günümüzdeki Yalova'daki eğlence hayatını sıfır. Nasıl yorumluyorsunuz? Sıfır. Rezil. Neden sıfır rezil söylüyorum? Bunu bir eski bu işe yapıp da şimdikilere imrenen veya hani futbolda veya sanatçılıkta artık niyetini doldurmuş insanlar, yeni gelen nesil kültürler hep kendimi bu manada demiyorum. Ben Golden Man'ı işletirken, Vahit abi Akasya Park'ı işletirken, üç bayan, dört bayan, süslenir en güzel. Kim Golden Man, gözünü bile söylemiyorum. Hani orası işte sosyetik yer, lüks yer, oraya böyle üç bayan, dört bayan en güzel kıyafetini giyip bir rahatsız olmadan onu bırak ya, gazinondan çıktıktan sonra başka mahallede otursa yürüyerek evine evet. Gidiyordu. Levent abi, enteresan bir olay var. Şimdi kalite yok. Evet. Yani insanımızda kalitesi eğlence kalitesi yok. Bir de şöyle değişik bir olay da var. İnsanlar Yalova'ya sahile indikleri zaman gardıroplarından en temiz elbiseleri çıkartır. Evet. Asıl klinik işte onu yani. İfade ettim. Yani sahilde gezmek, sahilde dinlenmek bir ayrıcalık da o zamanlar. Bir şey, başka bir şey daha vardı. Sizler de çok iyi hatırlarsınız. Yalova'daki sahildeki kafeteryalarda, çay bahçelerinde hepsinde alkol vardı. Evet. Alkolsüz hiçbir mekan yoktu. Buna rağmen hiçbir olay çıkmaz. Şimdi bunu Faruk, Türkiye'de bir şey var. Bunları bak söylemem lazım. Yani zamanın kısadır. Şimdi bir insana dersin ki üstü başı çok kötüdür kıyafeti. Ulan ne tamirci konukları dersin televizyonda. Hemen Tamirciler Federasyonu Genel Başkanı bildiri yayınlar. Tamirci kılıp adam demekten tamircileri aşağıladın, sana sözünü geri al, tazminat davası açacağız. Hep laflardan vazife çıkarıp fırsat kollamak. Tamirci kılıp adam demek tamircileri aşağılamak değildir. Evet. Pardon. Bu tamirciler iş yerini açtığı zaman sabahleyin her gün giydiği değişik elbiseler yağlanıp paslanacağına dükkanında bir tane bulicinin bir üstü vardır yağlı. Güzel kıyafetinden sabahın dükkanını açar, çıkarır onu, o yağlı pastayı giyer ki aynı arabaların üstünde kirlensin diye. Senin üstünde yağ neyse tam çıkmış adam demek, o işinde kullandığı kıyamet demektir, tamam mı? Adamın yaptığı meslek değildir. Herkes laf oyunları yapar. Şimdi ben diyorum ki, doğruları söylemek için, Yalova, daha eski o, hatta 60'lı yıllarda Akasya Park'ta bikiniyle denize girerdi İstanbul Ankara Sosyetesi. Şimdi nerede? Yalova kendi insanıyla, Batı bölgesi insanıyla bu yaz turizminin yaşadığı zaman bir havası, bir hasaretli bir sektörü var. 99 depreminden sonra Yalova en çok göç alan bir yer. Nereden aldı? Doğudan, Güneydoğu'dan aldı. Şimdi ben diyorum ki, Güneydoğulu olmak ayıp mı diyor, ne demek ayıp diyor, biz kökümüzü araştırırsak bizim kökümüz de oradan çıkar. Sen orada yere tükürerek, sokakta yürürken, karşından insanlar gelirken, hiç kimseden çekinmeden elini burnuna sokarak, burnunu karıştıran bir adam olarak yaşıyorsan, bir bireysen, evet. Orayı temsil eden bir insana demiyorum, laflar yanlış ama, orada öyle yaşayan bir insansın. Tesadüfen maddi imkanlardan dolayı Yalova'ya göç edildiklerin, burada da hala burnunu karıştırmaya kalkıyorsan, bu senin bölgeni tenkit etmek değil, senin bireysel olarak tenkit etmek. Evet. Yani sen, kent bilinci dibe vurdu Yalova'da. Sen yaşadığın yerin kültürüne ayak uydurmaya mecbursun. Evet. Ben orada burnumu karıştırırsam kimse ayıplamıyordu, Yalova'da da ayıplamıyordu. Hayır, Yalova'da ayıplanırsın. Tabii ki Yalova'da şimdi bu şey, kültür... kent dokusu tamamen dibe vurdu. Şimdi sahilde şeye dönelim isterseniz. Yalova'nın eğlence sosyal hayatından uzaklaşıp biraz da siyasete gidelim isterseniz. Önce geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti Yalova İl Kongresi yapıldı. Araya bir sporu sok. Tamam, siyasetten sonra sporu konuşalım. Şimdi bu biraz daha güncel. Demokrat Parti İl Kongresi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Muharrem Er tekrardan il başkanı oldu. Bu tabii birçok yerde bir sürpriz olarak nitelendirildi. Yalova'daki Demokrat Parti
siz eski bir Demokrat Partilisiniz. 12 Eylül öncesinde Adalet Partisi'nde. Partinin kurucusuyum ya. Kurucusunuz. Daha önce Genç Büyük Türkiye Başkanı, Partisi'nde İlçe görev Başkanı. Yaptınız. Evet. Yani çok eski 12 Eylül öncesinden günümüze kadar Adalet Partisi'nden günümüz Demokrat Partisi'ne kadar il yönetiminin bütün kademelerinde görev yaptınız. Dolayısıyla Yalova'daki Demokrat Parti'yi son yapılan kongreden sonra değerlendirmek gerekirse nasıl yorumlarsınız? Yalova'da Demokrat Parti hak ettiği yerde mi? Şimdi Demokrat Parti Yalova'da hak ettiği yerde mi derken Demokrat Parti, Yalova Demokrat Parti'nin diğer partilerden Yalova'daki durumu için, Yalova için söylüyorum. Diğer bütün partilerden bir farkı var. Enteresan bir, komik bir farkı var. Enteresan mı denir buna, komik mi denir, ne diyeceksin? Demokrat Parti, Türkiye'nin Yalova hariç 81 ilimiz varsa, 80 ilinde, 2000 küsur ilçesinde, 10 binlerce beldesinde, Demokrat Parti seçimlerde sıfır, hiç yok. Türkiye'de gol potansiyeli yüksek tek yer Yalova. Oy potansiyeli. Çok enteresan. Türkiye'nin çoğu yerinde Demokrat Parti'nin il merkezleri, ilçe merkezleri açılmazken, karanlıkken, aydan aya, üç aydan bir köye toplantılar yapılırken Yalova'da parti her gün çıkıyor. Ve vardım dünkü kongrede iki aday, salon full dolu. Evet. Bir çekişme var. Yani Demokrat Parti'nin diğer partilerden Yalova'da çok farklı oldu dedim. En canlı olduğu yer Yalova. Evet. Partinin en canlı olduğu yer Yalova. Demek ki Yalova'daki kökü, o Adalet Parti'den gelen, doğru yoldan gelen kökü çoğu terk etmemiş bizi. Partisine sahip çıkıyor. Bu Yalova'da sayısal olarak söylüyorum. Çok yerlere sahip çıkıyor ama kurantıya vurursa, nüfus orantısına vurursan Yalova'da bu fazlalık. Hazretin ki bu oya yansıyor bana, 600-500 yansımıyor neden? Onun şu sebebi var. Yalova Belediye Başkanlığı var, iki aday arasında geçecek. Vefa'la Yakup arasında geçecek, misal. Şimdi Demokrat Parti'nin koyu fanatiği bile, ben Levent Acar, kendi partimden başka bir partiye oy vereceğimi rüyamda görsem inanmam. Gerçi ben İstanbul'da oy kullandım. Parti attım da. Ama Yalova'da seçmen olsam rüyamda görsem anneme gideceksin ve bayağı yapacaksın dedim. Ya dedi babanın kimlikleri sızlar oğlum dedi. Biz hep Demokrat Parti yapmışız dedi. Baba hayır anne dedim. Bunun babamla alakası yok. Bu genel seçim değil. Gideceksin ve İstanbul'dan telefon açtım. Fervale. Annem öval. Şimdi bunu rüyamızda gördük. 7 Haziran'da yapılacak olan seçimlere gelmek istiyorum. Sizce sizin öngörünüz nedir? Sürpriz bir milletvekili adayı olabilir. Çıkabilir mi? Çıkarsa hangi partiden çıkabilir? Demokrat Parti'de dengeler ne olabilir? Şimdi benim eğer aynı politika izleniyorsa ama Türkiye'deki şu an dedim liderlerin kafa yapıları lider egoizmi Türkiye'de değişmez. Yani her partideki Türk insanın siyasi yapısı aynıdır liderlerin. Demirel mesela Türkiye'nin en ünlü bir siyasetçisinin Menderes'in oğlunun kafasını taktığı kopardı nasıl kopardı siyasi harcadı nasıl harcadı. Ben oradaydım şey yapılıyor. Demirel'in siyasi yasağı kalktı. Çok kısa. 20 gün var. 20 günde 60-70 tane vilayet gezilmez. 60-70 vilayetin haricinde Bandırma, İskenderun gibi çok büyük ilçeler var yani. Çoğu ilden büyük. Gidilmesi lazım. Bazı ilçeler var yan yana. Yetişmiyor. Bu kadar metingi 20 güne nasıl sığdıracağız? Vefat etti Menderes'in oğlu. Hani felç geçirdi evet, sonra. Evet, Aydın Menderes. Aydın Menderes'e'den milletvekili seçildi. Refah Partisi'nden, Erbakan'dan. Demirel'den küstü ayrıldı. Refah Partisi'ne niye gitti? Demirel'e teklif verdi Sayın Cumhurbaşkanımıza. Diyor ki efendim diyor, siz gidebildiğiniz illere gidin. Gidemediğiniz illere de benim bir Menderes soyadım var. Ben gideyim. Mitingler yapayım. Yani siz Bursa'da miting yapıp Yalova'ya gidemiyorsanız Yalova'ya ben gideyim. Ben miting yapayım. Şimdi Yalova'ya gelirsek. Görüşelim. Hemen Demirel kafasını koptu yani kendisinden başka gitmese de birisinin lidermiş gibi bir yerde miting yapmasına izin vermedi bir de siyasi hayatını bitirdi. Şimdi nereden bağladım onu?
Muharrem İnce'nin genel başkanlığa çıkması beyanlarıyla çoğu illerde bir halk partilerin, kendi partinin arasında bir kahraman, kurtarıcı, çok sevilen bir adam olarak görünmesi genel başkanı rahatsız eder. Çünkü genel başkan arasında partiler tarafından güçlü bir insanın sevrilmesi genel başkanın iğneler, genel başkanın kafasında tilkiler dolaşır. Yarın bu bana rakip çıkar. Şimdi var, beni devirir, elimden alır. Zaten geçen kongrede bir 400 oy aldı, çıktı karşısına. Bir hareketlilik yaptı. Ben bunun kafasını koparayım. Ben altına çizerek imza atıyorum. Gelsin kralımla tartışayım. Böyle hani iki konuşmayan insan karşılaşırsın. Ne haber, nasılsın, iyi misin? İşten değil de saat yapar ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında ben bu Muharrem'i nasıl yiyeyim? Bu yarın şimdi çıktı. Yarın ben bu benim kafamı koparır mı? Benim yerime göz diker mi? Ben bir seçimden daha başarısız çıkarsam bu sefer Muharrem tam kurtarıcı olur diye. Onun kafasını nasıl koparayım diye kafasına 40 tilki vardı. Şimdi ben siyasi olarak düşünüyorum. Çok evet. Ne derler? Bu röportajı çok kelimeyi kullanamam. Çok 40 yıl bilmem nelerin yanında da ben siyaset yaptım. Bunlar siyasetin doğalları. Bunun kafasını koparmak için Muharrem'in Yalova'dan değil de başka bir ilden aday göstereyim mi, yapar mı, yapmaz mı? Ama yani Yalova gibi bir yerde bir ön seçim yapılacağı konuşuluyor. Yalova'da kesin. Yani ön seçim yapılması halinde zaten Muharrem İnce'nin bu durumda aday olması da büyük bir olasılık. Ya Yalova'da ön seçim yapılacağı kesin. Bak onun altını evet. Çizerek söylüyorum. Kesin CHP... Muharrem İnce'nin genel başkan olacağını da inanıyor musunuz? Sizin siyasi öngörünüz ne? Genel başkan adayı olacak bu seçimlerde. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu... O soruya cevap vermeyeyim. O soruya cevap vermeyeyim. Çok eski bir siyasetçi olarak... O soruya cevap vermeyeyim. Sana ne derler bana başkasının partisinden? Peki, çünkü Demokrat Parti'ye cevap... Ama Demokrat Parti'ye ben de sordum, ondan da yanıt vermedi. Hangisinden? Demokrat sor, Parti'nin Yalova'da milletvekili adayı sıkıntı taşıyacak. Kim, var mı kafanızda herhangi bir isim? Yok. Peki bu seçimlerde milletvekili adayı gösterecek mi Demokrat Parti? Gösterir. İttifak gösterecek. Yapacak. Gösterecek. Peki bir ittifak arayışı söz konusu olabilir mi? Şimdi... Bu konulara karar vermek il başkanı yetkisine değil. Genel merkez... Ben sizin siyasi öngörünüzü yönelik oraya bakacaksın. Genel başkan ve genel idare kurulu toplanır. Bu her partide böyledir. Küçük partilerde bu benim anlattığım gibi. Seçimlere katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz? Bir partiden işbirliği yapıyor muyuz? Genel idare kurulu karar alır. Seçimlere katılıyoruz derse 81 ile yazı yazar. Muhakkak aday çıkaracaksınız. Aday bulamıyorsanız... Evet. Yönetimden biri, il başkanı fedakarlık yapacak, aday olacak der. Şart koyacak, çıkarmazsan aday seni görevden alır. Evet. Benim bildiğim kadarıyla Demokrat Parti, il yazı yazar, adayı ister. Neden? Kendi partisinin gücünü, kaçız biz, yüzde kaçız ölçmek için aday isteyecek. Evet. Bu aday istemede, deseler ki şimdi mesela bana Levent Acar'a bak, samimi konuşalım ki bu yayınlanacak. Evet. Gel bizim partimizin Demokrat Parti adayı yok. Kayıt parası da almayacağız senden. Ya, olmam ki. Aptal mı? %1 partinin oyu var. Basacağım afişler, bilmem neler. Böyle bir teklifte bulunsalar daha iyi. Olmam. Neden? Ya, onun için kimse kolay çıkmaz. Ama partiye bağlılık sorgulanmaz mı bu durumda? Ben sana bir şey söyleyeyim. Partilik sorgulanır. Cevdet Aydın gibi servetin olursa partiye bağlılığımı ortaya koyarım. Derim ki bugün bir çorba ısmarladım arkadaşım. Şimdi partiye aday olacağım. İçem 5.000, 10.000, 20.000 afiş, boy afişleri, evlerin altına afişler bastıracağım, bilmem neler yapacağım. Evet. Şimdi, 30-40 yıl. Bugün, konu... Bugün iddialı bir. Şimdi bak Muharrem, Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Milletvekili çıkarma, Yalova CHP'nin şansı var. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yalova'daki adayı ister Muharrem İnce olsun sayın, ister başka biri olsun. Nereden baksan 100-200-300 milyarı gider cebinden. Partinin desteğine rağmen. Evet. Gider. Şimdi konu ama... Biz diyelim ki kısıtlamadan açıldı. Konuyu biraz daha değiştirmek istiyorum. Ben para bakımından yani. Anladım. 20-30 milyar harcarım ben. Konu rahmetli merhum Cevdet Aydın'dan ben bu kısıtlı bütçemde niye seçilemeyeceğim yere 50-60 milyar para harcayayım, kendimi yakayım. Şimdi anladın mı manasını? Geriye dönüp baktığımızda bir eski bir siyasetçi olarak işte Cevdet Aydın'dan başlayıp Yaşar Okuyan'dan
işte Temel Rüşkü'nden, Şükrü Önder'den, İlhan Evci'den günümüze kadar 6-7 tane bir milletvekili seçildi. Bunların arasında bir mukayese yapıldığında... Yalova'ya tek hizmet eden Yaşar Okul. Başkasını tanımam. Şu anda da aynı görüşünüz vardı. Yani Yaşar Okuyan çok kısa bir süre bakanlık yaptı. Hizmet getiren tek o. Hiç duygusal konuşmaya, yalaka konuşmaya gerek yok. Benim buradan söyleyeceğim, hizmet getiren... 2,5 yıllık bir milletvekilliği döneminde birçok katkı sağladı diyorsunuz. Peki Yaşar Okuyan önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yalova olmayabilir de herhangi bir parti, ilden aday olabilir mi? Olamaz. Kemal Kılıçdaroğlu onu gösterebilir mi? Şimdi ya bazı şeyler var, karşısındakilere doğruyu söylüyorsun. Doğrular da bazen insanları kızdırıyor. Şimdi ben Yaşar abi çok seven bir insandım, bak dım, siyasette. Hakikaten Yalova'ya tek hizmet yapan milletvekili olarak hala hazırda altını çizerek kalın söylüyorum. Başka diğerleri hikaye. Bu adam ince hizmet var mı? Yok, yapamaz çünkü İktidar Partisi. Ama şov yapıyor, şovu seviyor. Onun ironik konuşmaları Türkan'ı sevdiği için o da bu işin farkında. Ondan sonra atını nasıl kullanacağını biliyor. Tribünlerle çok güzel oynuyor. Partilerin hoşuna gidiyor. Ooo beni ilgilendirmez. Ondan sonra. Mesela mecliste çıkıyor. Allah'tan korkacağınız kadar Amerika'dan korkun diyor. Bravo. Siyasete ne getirir bu laf? Bir şey getirmez. Beni etkileyemez. Ama Türk seçmeni bu tarz lafları ironik. Benden aşağı vur karşı. Hoşuna. Yaşar Okuyan çok hizmet. Hele o depremde ben bilerek söylüyorum, hükümetten 15-20 trilyon, Dünya Bankası'ndan 35 trilyon lira keş para Yakup'a getirdi. 60 trilyon lirayla Yalova 50-60 trilyon para getirdi. Yalova kısa sürede ayağa kalktı. Yalova yerle bir oldu dendiği zaman, 3 ay sonra Yalova'ya vapurla gelen, ulan bu Yalova Anadolu'da gibi değil mi depremde? Ne biçim Yalova? İstanbul'da evde oturuyorum bir akşam televizyonda, Adampazarı Belediye Başkanı şöyle dedi. Bizim bir Yaşar Okuyan'ımız yok ki dedi. Evet. Bu lafı kulağımdan duydum. Her şeyi getirdi. Devletin imkanlarını makinalı ayağa kaldırdı. Hastaneyi kurduruyor. Hizmet. O engelliler okulu, bilmem ne okulu, bu hizmet binaları, hastaneler hepsi getirdi. Bakanımız Yalova'nın diyorum. Çok büyük hizmetler yaptı, söyledim. Şimdi aynı düşünceler misin Yaşar Okuyan'ı dedim. Dım dedim orada. Dım niye dedim? Yaşar abinin son 2-3 senedeki sergilediği siyasi durumunu ben bir siyasetçi olarak tavsiye etmiyorum. Neyi tavsiye etmiyorum? Az solistler zirvedeyken bırakacaksın ya da zirvedeyken davet bekleyeceksin. Yaşar abi, ben onu siyasetçi olarak anlarım, bu siyasetin bilmem nesi olarak. Kamuoyu belki algılarım. Ufak ufak yaptığı siyasi davranışları, mesajları, sosyal medyayı kullanmasıyla bazı partilere ya beni çağırın da geleyim size gibi mesajlar yayınlıyor. Ben bunu algılıyorum. Böyle bir varyasyonlar yapıyor. Yapmaması lazım. Bakanlık yapmış, o yazıları okuyan evinde oturacak. Ara sıra ortaya çıkacak. Bazı o televizyondaki açık oturumlarda o çıkışlar, bağırışlar, AK Parti'ye yüklenmeleri, bir şovvari yükleniyor böyle. Bir bakanlık yapmış bir kişi gibi yapmıyor. Hadi sen de gibilerden, hadi bilmem ne. Sosyal medyada ağır kelimeler kullanıyor. Bunlar bazı partilerden, MHP'den veya CHP'den davet bekliyor. Onu fark ediyorum. Müzeyyen Sener gibi hala ben varım demesin. Otursun kenarda, eski Yaşar Okuyan olarak hafızalarımızda kalsın. Bakanlığını yapmış layıkıyla, çok büyük hizmetler vermiş Yaşar abimiz olarak kalsın. Kendine bir yer arar gibi sağa sola mesajlar yayınlayıp yerlerin hafif hafif de destekçisi pozisyona gelmesin. Onlar benim gözümde Yaşar abi biraz ufaktı.